Ve tabii bu tartışmaları yıllardır yapıyoruz. Yine aynı noktaya mı geldik? Yine aynı noktaya geldik ama madem geldik mecburen ettekraru ahsen ve levkâne 180 bir daha tekrar edeceğiz. İmam Hatip şimdi, misiniz siz? Hayır ya, ben Maarif Koleji mezunuyum. Bu İmam Hatip şakasıdır doğru. Evet. Tekrar şimdi, iyidir velev ki 180 kere 180 olsun. Sefer olsa bile biz de 280 sefer tekrarlayalım. Şimdi bu memleketin içinde 20 milyona yakın Kürt var. 15 diyen var, 17 diyen var, 18 diyen var, neyse. Kürt halkı binlerce yıldır bu coğrafyada, Türkiye'nin dışında da bir o kadar daha Kürt var. Suriye'de, Irak'ta, İran'da. Türkler Orta Asya'dan geldiler. Bunu inkar eden var mı? Yok, bütün tarih kitapları. Alparslan'la beraber Silvan'daki Diyarbakır'ın Farkin ilçesindeki Mervani hükümdarı Nasrüddevle 10 bin askerle yardım etti. Anadolu'nun kapılarını açtılar Bizans'a karşı ve 1000 yıllık bir zaman içerisinde burayı yurt edindiler. Kürtler de Müslüman, Türkler de Müslüman. Kürtlerin de büyük bir kısmı, %90'ı Sünni, Türklerin de büyük bir kısmı Sünni, bir kısmı Alevi. Şimdi bu birlik ve beraberlikte bir müddet sonra Cumhuriyet'le beraber, hatta 1924'ten sonra Kürtler inkar edildi, yoksun denildiler. Şimdi dağdan gelen bağdakini kovar misali bir atasözü var. Misafir olarak geliyorsun bir topraklara, bir vatanı beraber yurt ediniyorsun. Ondan sonra da ev sahibine diyorsun ki senin hiçbir hakkın yok. Şimdi ev sahibi ne yapacak? Bu kadar yalındır. Bu kadar nettir. Bu Türkiye'deki 15-20 milyon ne kadarsa ve Türkiye'nin dışındaki bütün Kürtlerin artık bu modern dünyada bir statülerinin, bir kimliklerinin, bir adlarının olması lazım. Kürtler bunu kavga ederek, boğuşarak, ayrılarak yapmak istemiyorlar. Bunu her Kürt söylüyor. Ama diyor ki ben artık asimile olmaya razı değilim. Avrupa'da 6 milyon Arnavut var, 2 tane Arnavut devleti var. Arnavutluk var, Kosova var. Gürcistan var, Çeçenistan özerk bölgesi var. Abhasya, Acara özel bölgeleri var. Azerbaycan var. Var, 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 var. Benim de bir adım, kimliğim, statüm olsun. Ama biz peki, kardeşiz, biriz. Bey, bin mesela, yılı beraber geçirdik. Anladım da mesela Ahmet Türk'ün söylediği Kopenhag kriterleri bizim için yeterlidir diyor. Kopenhag kriterleri devreye giriyor, sokuluyor. İşte bir gelişme sağlanıyor. Hayır, o da yetmez, şu da gerekiyor deniliyor. Hiçbir kriter devreye sokulmuyor. Bakınız Türkiye bir madde vereyim. Avrupa Birliği müzakere sürecinde yerel yönetimlerle ilgili maddeye çekince koydu. Yani ne kadar Kürtlerin yararlanabileceği madde varsa Kopenhag kriterlerinden tutun Avrupa Birliği müzakere sürecindeki kriterlere kadar madde madde bunları sayabiliriz şimdi. Hangilerine hangi çekinceyi koymuş? Bütün maddelere çekince koymuş. Yani hepsine. O, diyorsunuz ki Kopenhag kriterleri falan bunlar olabilir ama bunları uygulasa, uygulamıyor diyorsunuz. Uygulamıyor. Yani. Hiçbirini uygulamıyor. Hiçbir şekilde. Lozan Anlaşması'nı da uygulamıyor. Peki. Ve bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bir polemiği de noktalamak istiyorum. Bunlar siyasi Kürtçü diyorlar bize. İmam-ı Azam'dan sonra İmam-ı Şafii geldi biliyorsunuz. Büyük bir fıkıh okulunun kurucusu Yemen'de görevdeydi. Alevilik yapıyor. Hazreti Ali evladını destekliyor diye ayaklarına zincir, ellerine kayıtlar koydular. Yemen'den Bağdat'a kadar getirdiler. Abbasi halifesinin önüne çıkardılar. Dedi ki, yani Alevilik iddiasıyla suçlanıyor. Dedi ki eğer Hazreti Ali ve evlatlarını sevmek Alevilik ise bütün melekler ve insanlar şahit olsun ki ben Aleviyim. Eğer kendi kimliğimizi savunma, milletimizin hakkını savunma, kardeşçe bir statü talep etmek Kürtçülükse hepimiz Kürtçüyüz. Çok net yani. Peki bunda ayrılıkçı mısınız? Hayır, kesinlikle. Niye ayrılalım? Çünkü yine Ümit Özdağ diyor ki niye ayrılalım? Yani bütün dünya birleşirken, Avrupa Birliği kurulurken, federasyonlar, konfederasyonlar olurken, bütün Arap dünyası kaynarken, hudutlar kalkarken Kürtler neden kendilerini dar bir çemberin içerisine hapsetsinler? Böyle bir şey isteyen yok. Peki. Ben hemen Binnaz Toprağa dönmek istiyorum. Binnaz Hanım,